nasıl güneşi de bulmuş. Kıskanç Bobby. Tamam. Onu da severim ama. Bu bizim bahçede sümün otu var mı? Var. Toplayalım da ondan tüketelim ya. Kuş hep salataları koyuyor. He. Hı-hı. Hadi ver. Allah, bu da geldi. Tamam dokunmuyorum başka birine. Dokunmuyorum. Sen var ya sen bir tanesin. Senin yerin bambaşka. Ver pati ver. Böyle yapacağım pati ver deyince. Evet. Efsane gerimi döndü. Biz mi efsaneye döndük? Bilmiyorum ama güzel bir şey. Yani orayı gıvırtacağım. Şimdi gıvırtacağım. Seni yerken gıvırtacağım böyle. Severken gıvırtacağım. Evet, İzmir Bayındır Alankıyı'dan günaydın herkese. Epey uzun bir ara oldu. Yani bahçeyle ilk defa bu kadar uzun ayrı kaldık. Bahçe sanki benim için bir canlı gibi, değil mi? Bahçeyle ayrı kalmak diyorum, bakın. Bahçeden ayrı kalmak değil. Evet, bu kadar uzun bir ayrılıktan sonra geldim. Önce gece geldik. Gece geldik, ilk yaptığımız iş tabii ki bal kızımızı salmak oldu. Ama nasıl bir karşılanma. Yani hiçbir evde böyle bir karşılanma olacağını sanmıyorum. Hepsi havalara zıplıyorlar. Kediler bal kızı umursamadan geldiler. Onun yanına kadar geldiler. İnanılmaz güzeldi. Evet, yeni çıktım içeriden. Bayağı uzun bir uyku çektim. Çünkü otobüs yolculuğu yapmıştık. Otobüsle gittik geldik Adana'ya. Of, çok zordu. Çok zordu. Çünkü ay, otobüslerin içi iyi ki ben öyle giyinmişim. Nasıl sıcak ediyorlar? Nasıl bir sıcak? Cehennem gibi böyle. Ben üzerimde sadece yazlık bir penyeyle duruyorum. İnsanlar da bunaldık diyorlar ama üzerlerinde işte kazak olanlar falan ne yapıyorlardı bilmiyorum ama diyoruz birazcık kısın, biraz kısıyorlar, biraz sonra bir bakıyorum yine açılmış kaloriferler. Bu yolculukta sıcak bizi mahvetti. Bir de uzun yol, yani 12-13 saat sürüyor buradan Adana. Ha, niye uçakla gitmediniz? İşte yani artık emekliyiz. Uçak, evet, güzel, çok hızlı ama artık çok pahalı. Bir ara uçak otobüsle neredeyse böyle yakın olmuştu. İşte o zaman uçakla gidip gelebiliyorduk ama şimdi her şey gibi ücretler de fırlamış. Neyse, hadi bir bahçe turu. Allah Allah, dere buralara kadar nasıl taşmış yatağını genişlettiğimiz halde. Allah Allah. Bir kütük sürüklenmiş gelmiş. Ya işte. Kütük sürüklenmiş gelmiş buraya. Tabii ya, bunlar hep yukarılardaydı, şu mavi şeyler falan. Tabii oradan geçemediği için sadece, yani eğer biz bak her işte var hayır diyoruz ya. Eğer dereyi genişletmemiş olsaydık, o kütük kapattığı için oradan geçemeyecekti su. Bu taraflara doğru daha çok taşıyacaktı. Bahadır, bu kütüğü buradan çıkarmamız ya da çevirmemiz bir şey gerekiyor. Nasıl yapacağız bilmiyorum ama bu kütüğü buradan kaldırmamız gerekiyor. Çünkü kütük orayı tıkadığı için su geçemiyor, burayı su basıyor bak. Kütüğü buraya çekelim, bir ip bağlayalım ona.
İki tane kütük sürüklemiş getirmiş. Birini buraya getirmiş. Yerleştirmiş. Yani su da ilginç yerleştiriyor. Tam geçiş gibi. Dün akşam geldiğimizde tabii ki geç vakitti ama karanlıkta şöyle bir yine de baktık. Ben şunu fark ettim. Dedim ki ay Bahadır, bir ağaç devrilmiş galiba. Ağaç devrilmemiş. Evet, orada da sürüklenen bir kütük gelmiş. Buraya. Nasıl oturmuş o, çok ilginç ama. Bahadır, bayağı ağaç kesilmiş karşıda. Allah Allah. Aman Allah'ım. Burada su inanılmaz derinleşmiş. Ben buradan adım atıp buraya girebiliyordum. Ya bir 10-15 günde ne kadar çok şey değişmiş. Ya bir sürü pislik sürüklenmiş gelmiş bak. Komşularla telefonda konuşuyorduk. Ben giderken doğurması beklenen bir koyun vardı. Bir türlü o doğurmuyordu. Hep diğerleri doğuruyordu. Onu bekliyorduk. Komşum dedi ki vallahi hala doğurmadı. Seni bekliyor. Gülüştük falan. Dün gece doğurmuş. Dün biz geldikten sonra doğurmuş. Şimdi ona bakmaya gidiyorum. İki tane kızımız olmuş. Evet. Allah Allah, ömürlü olsunlar. Allah ömürlü olsun bunlar. Kızım sen doğurdun mu nihayet? Bu sonra gelen. Ah ay ay ay, çok güzeller ya. Her şeyin küçüğü çok tatlı. O biraz daha cansız galiba. Yok, boy postu yerinde. Ha. Ama biraz keyifsiz gibiydi, korkuttuydu beni. Bir saat sonra doğdu ha, yerde oturan. Evet. Ay çok güzel ya. Bunlar Alankayı yaylasının bütün otlarını yediler. Evet. Bir boydan bir boya gidip geliyorlar. İyi, hava güzelleşti. Tamam. Hadi içsin o. Ha sen sağabiliyorsun. Direkt biberonu alıyor ya. Koyunlar arkadan sağılırmış. Öyle diyorlar da. Dur, senin çocuklarına vereceğim bunu, dur sen. Dur. Ey maşallah. Dur. Üstü geri. Tamam, yeter mi? Hadi bakalım. Bak anlıyor, süt içireceğim onu. Bak, bak, bak. Hadi bakayım gel. Gel buraya. Buraya gel. Bak 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 bak, burada burada burada. Burada, burada bak. Bak bak bak. İçsin yavrum. Bak komşu, bak bak bak. Allah Allah Allah. Gel gel. Gel. Açmıyor ağzını. Açar açar, o memeden alışık değil ya. He. Maşallah sütü çok güzel, koyu. Evet. Hadi. Hadi. Emmiyor. Hadi bakayım. Allah Allah. Şimdi peşinde de pek güzelmiş. Ulan sakın hasta olursun ha.
Kalk bakayım bir kendine gel şöyle. Evet. Yavrular, yavrular gidince anne de peşinden doğal olarak gidiyor. Ve bu arada bizim güller filizlenmiş. Ana, filiz varmış valla. Evet, hadi bakalım. Ay, iyi hadi kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol. Ya işte böyle iki kızımız oldu. Çok güzel iki kız, ömürlü olsunlar inşallah. Şimdiye kadar kuzularımızdan işte ben Adana'dayken yine bir ikiz olmuş. Onlardan biri sağlıklı ama diğerini kaybetmişiz. Yani çok güzel gidiyor doğumlar. Kış günü olmasına rağmen. Aha! Komşum burada. Ne yapıyorsun? Bakayım etrafta ne gibi değişiklikler var. Ne fidanları diktin? Ihlamur, çınar, erguvan. Oh! Onları dikiyoruz. Yani ıhlamur, çınar, erguvan fidanı almak isteyenler bu yıl olacak mı onlar? Evet evet evet, sezon hazır. Ha, sezonda. Gidip yani, tur atabilirsin lağımlara. İşte hani bahçede iş mi var diyenler oluyor ya bana bazen. E kış günü o ne olacak ki falan. Burada hala arı gibi çalışıyor insanlar. Evet şu anda bahçe ekim dikim yok ama bakımı var. Bakımını yapmasan ekim zamanı geldiğinde nasıl olacak o iş? Bu komşum da burada toprağı var. Gübreli toprak. Her gün geliyor maşallah. Kimisini poşetlere, kimisini büyük saksılara veya poşetten sonra saksılara aktarma zamanı geldiğinde aktarıyor. Bol miktarda fidanımız var. Etrafta ne gibi değişimler var, ne gibi değişimler var bakıp duruyorum. Heh, su geldi. Şunların içine de bu naylonlanmış olanları koyacağım demiştim. Yer dikimi yapacağım abla. Ha? Yer dikimi yapacağım. Ha şimdi buralara koyacaksın. Evet. Naylonla mı koyacaksın direkt mi? Bu şekilde tüple koyacağım. Tüpleri oraya sıcak tutacak toprak. Evet. E bu saatten sonra don olur mu hala? Don derken? Yani hava dona keser mi? Dona keser, o kadar aşırı olmaz. Yağmur havası zaten. Evet. Bu hafta güneş çok güzel, güneş var. Önümüzdeki hafta zaten şeymiş, bahar gibi olacakmış. Evet. Ben olması vereyim zaten fidanlara. He. Yalnız alan kıyı kar yağmadan kışı geçirecek galiba. Yok, Mart ayında bekliyoruz karı. Allah'ın aman, geçen hafta bekliyorduk. Her yere kar yağdı, alan kıyıya yağmadı. Abla, Mart ayında mutlaka düşüyor buraya kar. E iyi bari. Çünkü valla geçen hafta yağsaydı çok üzülecektim. Diyecektim o kadar durdum durdum yağmadı. Evet. Ben gittim yağdı. Doğru. Diyecektim ki iyi yağmadı. Yalnız iyi yağmur yağmış. Çok güzel yağmur yaptı. Şuradan geçeyim. Hasan'ın ağılına da bakayım. Evet. Çok güzel. Kocaman bir ağıl yapmış komşum buraya. Bu ceviz ağaçlarının altına. Tamam. Çok güzel yer. Yani koyunlar güneşte istedikleri gibi rahat rahat durabilecekler. Gel bakalım Balkız. Kızım da benimle beraber geziyor. Cüzüm. Kuzum, 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 kuzum. Bakın. Ya kızım. Arkadaş buldu orada Balkız. Kızım. Balkız. Balkız. Hayır. Balkız.
Benden arkalandı. Yapmazdı normalde. Bir köpekle dövüştü Balkız. Eğer ben yanında olmasaydım saldırmazdı normalde. Allah Allah. O orada bağlı, bu burada bağlı. Ondan mı? Ne oldu bilmiyorum. Kulağını ısırmış bunun. Antibiyotik sıktım. Orada da kan var ama ısırmama. Yat kızım. Yat bakayım, yat. Yat, var mı bir yerinde bir şey? Yat. Heh. Yok. Karnında yok. Evet, kulağındaki kan bu. Eh bal kızım ya. Eh kızım ya. Of. Ödümü patlattın ha. Yapmaz yapmaz diyorsun ama işte hayvan sağı solu belli olmuyor. Evet, ona da sıktım. Tövbe yarabbim ya. Ödümü kopardılar ya. Evet, bu da komşunun. Hani bizdeydi bir ara. Sonra komşu dedi ki madem sahipli değil ben sahipleneyim. Ama buradan yeni gelmiş, bunlarla beraber takılıyor. Annem siz kocaman olmuşsunuz ya ben yokken. Vallahi kocaman olmuşsunuz. Evet, derimiz gürül gürül akıyor maşallah ama işte diyorum ya o tomruğun oraya gelip yolu tıkaması fena olmuş. Öyle elle falan da kaldırılmaz dedi komşu da şimdi. Şimdi bende dedi bir kanca var ama iki kişi asılmamız gerekir. O şimdi koyunlarıyla ilgileniyor. Ondan sonra onu çekecek. Aynı şekilde şu kütük de. Gerçi o kütük iyi olmuş. Bakın onu nereye yapabiliriz? Oraya bir köprü şeklinde yapabiliriz. O iyi bir şey. Vallahi çok özlemişim bahçemi. Şu anda daha herhangi bir iş güç falan planlamadık Bahadır'la. Çünkü dedik ki bu hafta sadece bir etrafı kolaçan edelim. Çünkü İzmir'de de ev çok başıboş kaldı. Bir döneceğim, evi toparlayacağım. Onun için burada büyük bir işe girişmeyeceğiz şimdi. Hafta içinde orayı toparladıktan sonra tekrar buraya döneceğim. Evet, bu ağaçları da komşum kes demiştik biz zaten ona. Hani çünkü çok fazla gölge yapıyor. Köklerini kaldırmıyoruz. Kökleri yeri tutacak. Söğütler zaten aşırı uzamış. Çünkü çok da kontrolsüz olursa diyorum ya, olmadık bir rüzgarda, fırtınada falan kırılıp düşebiliyor. Köşede bir tane yaşamıştık onu. Ben mesela komşuya dedim şu ikisinden de korkuyorum aslında. Ama komşu bir şey olmaz dedi. Bunlar böyle burada duruyor. Köklerin kalması böyle güzel oluyor. Bak bir tane sehpamız var. Bu sehpanın üzerine çıkıp tünemeyi de pek seviyor bunlar. Değil mi bebeğim? Uy, annesinin güzel alacası bu. Heh.
olmuş orada ha. Evet. Ama oraya bir köprü mü yapsak, ne yapsak? Komşumuz geldi yardıma. Onu çekmeye. Bahadır nereye gitti? Ha? Bak su nasıl gitmeye başladı değil mi onu açınca? Aman basma çünkü bayağı derin. Gene gidiyor. Nasıl yerleşiyor ama ha yerine değil mi? Evet. Hah, o şey taşlara doğru giderse oradan rahat çıkarırız. Ama gene dönüyor. Hah, gidiyor. Aman kayıyor, orada bir tahta var, dikkat et. Geldin. Ha, çizmeni aradım. Dur. Sağlam bir ağır mı? Ağırdır. Nereye çekelim? Nereye çekelim onu? Kıyıya çekin hayatım. Şey yapılacak ya. Şuraya taht. Taht için bak çok güzel baba yapılır bunlardan. Ne? Hani taht yapılacak ya. Oo, kaldırım. Suyun getirdiği hediye. Şey ol, güzel olmaz mı buna taht için ayak? Ne ağacı bu? Söğüt galiba değil mi? Ceviz. Ceviz mi? Ceviz. Abo, o zaman bunu Bahadır, ha, masa. Olabilir. Oy, ellerine kollarına sağlık. O oraya nasıl oturmuş ben onu hala anlamadım. O kadar yükseldi mi su? O da yukarıdan gelmiş değil mi? Evet. Yürüyorum. O kestane. Tamam da oraya nasıl çıkmış da oturmuş? Çevirmiş onu su. Oraya evet, takılınca kalmış oldu. Evet evet. Yani resmen yani oturtman, şey. Oturtman böyle. Evet mi? Oturtmaya evet, çalışsan bu kadar düzgün oturtamazsın. Ama bunu da öyle nasıl güzel oturtmuştu. Evet. Heh. Çünkü bak buradaki su birikmesinin nedeni oradaki tıkanma. Aynen. Ay sağ ol vallahi sen. Hah, dikkat et kayıyor o. Tahta fena kayıyor. Tabii su çok güzel. Bak şimdi kıvamını buldu. Demin o tıkanıklıkta tahtanın üstünden çok akmıyordu su. Ama şimdi karşı bahçeyle anlaşmış komşum, o ağaçları alacak şimdi. Bu tür ağaçları kesmek her baba yiğidin harcı değil. Komşum ormanda da kesimci olarak yıllarca çalıştığı için o işi biliyor. Hadi bakalım, hadi. Geliyor mu? Heh, çekeceksin sen orada. Geliyor mu bende? Yok. Gitmez o da, garanti olsun. Gerçi gitse de onlara takılma olasılığı da var.
Yani hangi yöne devrileceğini bakacağız. Ben ödüm koptu. Bahadır oradan çekerken üstüne düşer mi acaba endişesindeydim. Ama meğer yana düşeceği hesap edilmiş. Hasan, senin üstüne düşme olasılığı yok mu? Hayır. Aynen, geri geldim. Buradan bir dayanak mı vermeli? Kimi çağırdın? Buradan da basmamız lazım. Ben geleyim. Tek kişi baktılar ki yön sağlamada sıkıntı olacak. Hasan diyor bir kişi daha lazım. E dedim ben. Onlar tabii erkek gücü istiyorlardı ama neyse olsun, faydam oldu. Sağlıklı bir şekilde düşürdük onu da, kazasız belasız. Şimdi oradakinin tamamını almayacak, sadece bahçenin içine doğru eğileni alayım da dede dibindeki meyve ağaçları biraz canlansın. Bak bu da işte ormancıların kullandığı tomruk. Ağaç falan kestiğinde çekmek için kullandıkları bir alet. Evet. Şimdi bunların temizlenip buradan kaldırılması. Bayağı bir iş. Bak nasıl geçebiliyor musun de maşallah. Denge. İşte bu işi yaptığı için ormanda başka türlü yapmak mümkün mü? Sürekli dolanıyorlar böyle ağaçların tepesinde. Toplanacak. Traktörle o da asılacağım. He? Traktörle ha? Asılacağım açığa. Evet. Önce şey mi? Temizliklerini yapıp öyle mi asılıyorsun? Dışarıda kalanları temizlerim. İçeri düşecekleri asılırım. Tamam. Sırıklıkları temizleyeyim. Temizliği alabildiğimce. İyi olur mu kavak şeyden, söğütten? Uzun ömürlü olmaz ama olsun. Bir sezon iş görür yani. Yani. Evet. İyi ya. Bayağı açıldı. Bunları da atacağım oradan. Evet. Onu alacağız değil mi? Onu şu arkadaki kalsın bir tane, çünkü orayı da tutsun bir şey. Nereye? Gerçi kökleri tutar herhalde değil mi onun? Kök sıkıntı olmaz ona. Aha. Kaçıncı defa kesiliyor burası. Nereye yapacaksın onları? Burada bak, mevcut laneler var. He. Ve çıkmışlar. Bak. İstersen onları da yolun iki yanına yapalım oraya. Girişi çiçeklik yapacağım ben bu sene. Nereden aldın o lale soğanlarını? Bunları tarım fuarında. Ya işte ben tarım fuarına gidemedim. Tarım fuarına gidemedim çünkü ben dün öğleden sonra İzmir'de oldum. Adana'dan yola çıktım. Saat işte 1 civarıydı. İzmir'de oldu otobüs. Eve geldim, biraz evi toparladım. Birazcık dinlendim. Ondan sonra Bahadır geldiğinde saat 5'ti yola çıktığımızda. O saatten sonra da tarım fuarı olmuyormuş. Çünkü tarım fuarına uğrayıp gelecektik buraya. Ama saat 6'da kapanıyormuş tarım fuarı. Bu nedenle ben tarım fuarını göremedim. E zaten bugün de son günü. Bugün mü, yarın mı? E alan kıyıdayız. Yani olmadı bu iş. Bu arada bu ne kadar güzel canlanıyor ama ben kameradan bahçeye sürekli bakıyordum. Çok rüzgarlı bir günde çok korktum bu kırılacak diye. Şunun ipini biraz daha mı yukarı alsak? Ben de bu arada. Ve buraya ektiğim ne baklalardan ses soluk var, ne havuçlardan. Yani demek ki kış girişinde bir şey ekince olmuyor mu? Zamanlama mı yanlış? Bak öteki baklalara da bakmadım. Ne zamandır? Onlar biraz canlanmıştı. Sonra bir don vurduğunda hepsi yerlere yeksan olmuştu.
Ha, baklalar canlanmış mı? Bir kısmı canlanmış. Hı hı, doğru. Şöyle abi. Bunlar da var ya, durdular sanki hani bekliyoruz. Hadi kamerayı çevir, harekete başlayacağız gibiler. Şöyle ağaçlarına. Aralarına mı? Hı hı. Bu ne? O şey, neydi adı? Küpeli, Haseki küpelisi. Renklerini bilmiyorum. Her tamam, renkten var. Ne çıkarsa var. Bahtımıza. Şöyle. Tamam. Burası lale olacak böyle. Şimdi nereye? İşte böyle sırayla yap. Sen bana versin. Seçip seçip. Şimdi elime ne gelirse artık. Eline ne gelirse. O ne? Patates. O değil, bir şeyin köklü bir şey o. Patates kokuyor. Şu Hasek küpelisi olabilir. Ne Hasek küpelisi? Bak kokla. Bu bir bitkinin, soğanlı bir bitkinin kökü. Çıkarma bence onları. Burada da var. Dursun o. O çiçektir. Bir sürü. Tamam. Sıklamen olabilir onlar. Diktin mi? Sen geçen sene dikmiştin ya siklemenler. Ha dur o tamam, hiç ah yazık oldu. Tamam şimdi bildim o ne biliyor musun? Ne? Ay dur. Ay onlara zarar vermeyelim. Neydi ya, dalya dalya o. Dalya mı? Evet ya. Ama sen ne diktiğini bilmiyor musun? Hayatım dalya vardı orada, dalya. Tamam. Tamam. Bir tane o, gitti. Buralarda da var mı? Orada mı? Var. Bir yerde daha var orada. Olsun, sen şu ot var ya, onun orayı bir kaz. Bir tane de buraya. Aha. Son mu? Son. Lamantanın yanına. Maşallah. Bu da her işin içinde. Sen git evine hadi. Bak o bal kızın yanına gidiyor, ona bir şey yapmıyor. Ötekine niye öyle oldu anlamadım ben. Kendi de hasar gördü. Öteki hayvan da. Bakayım dövüştüğü diğer hayvan ne durumda. Ona da antibiyotik fıs fıs yaptım ama. Ah bal kızım ya. Ne durumda? He? Gel. Gel. Hasan. Kocaman bir ağıl yapmış buraya. Yani çok sağlam bir şey. Evet. Böyle böyle değil. Çok güzel. Ama yaklaştığında nasıl koku? Oh oh oh. Evet, bu sene bu cevizler toplanır. Güzel ceviz yapar. Değil mi? Dibi hep gübre olacak. Bak ona bir şey yapmıyor. Buna dedim oradan gıcık. Bunun bakışı baksana. Yazık ya. Çok ama şey korktu. O da korktu. Şu an çok korkak durumda. Buraya yemek getirelim mi? Etlerden. Hı hı, getirelim. Gel. Depo. Buraya mı mantıklı olur? Oraya mı? Şimdi buraya yaparsan evin bütün görseli gidecek bir. İkincisi yani sokağa doğru açık olacak. Biz mümkün olduğunca hani korunaklı olsun, kuytu olsun. Hani içine tabii ki değerli bir şey koymayacaksın ama yine de böyle tik oldu bize de diğer bahçeden. Hani hırsızlık korkusu kaldı. Acaba vallahi çok kararsızız. Bir de buraya yapılırsa o baca maca falan nasıl yapılır bilmiyorum. Onların düzeni tamamen değişecek mi acaba? Değişir mi? Ne güzel geziyordun. Dalaşmasan olmazdı değil mi? Yani illi bir şey oluyor bal kız ya. Bak ne güzel açıktaydın. Niye hayvana gittin bulaştın? Of bal kızım ya. Bal kızım ya. Yoksa ne güzel bağlamıyordum. Geziyordu yanımızda. Yani şeytan dürttü sanki.
Gitti orada bağlı hayvana. Doymak bilmiyorlar. Demin var ya, bir koca kalıp peynir bozulmaya yüz tutmuştu. İşte bunlara verdim. Hani bizim için ağırlaşmıştı. Yağlısından koyuyorum ki. Ha, öteki hayvana bu değil mi, dışarıdakine? Tamam, getireyim ben yanına. O suyundan da biraz döksen de alttaki yemek de ısınsa. Olmaz. Alttaki yemek mi? Aha, ben tutayım, sen hafiften devir. Güzel. Götüreyim ben bunu ona. Sen gene mi doymadın? O yutuyor, çiğnemiyor. Bu şuna bak. Çebiş. Küçücük böyle. Hele siz var ya, obez olacaksınız artık. Bunlara verme Bahadır. Yemiyorum. Kedilere verme. Ay Allah'ım yarabbim. Gel. Gel yavrum, gel. Evet, bal kızlar. Bunun burasını ısırmış. Bizde özür mahiyetinde bak. Kuzum. Siz niye bal kızla dalaştınız bakayım? Yapma bir daha, tamam mı kızım? Hadi gel gidin, anlaşın bir. Özür dilesen ondan. Hepsi etrafında. Ya Allah Allah. Doymak bilmiyor bunlar. Çuval yaşıyor. Çiğnemeden yutuyor. Bak. 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 Çiğne. Bak. Bak şimdi. Aa. Bak. Bak. Bildiğin yutuyor. Evet. Deli misin sen çocuğum? Dişlerini çıkar lan, dişlerini. Bir işe yaramıyor, dişler çıkar. Oğluşum. Yazık, bu yemedi. Verdim ona. Hı hı. Kocaman. Bir tane daha verdim. Afiyet olsun. Daha peynirler bitmemiş. Siz niye adamın peşinde dolanıyorsunuz? Buraya bir zirveye çıkıyorduk. Evet. Yani burası inanılmaz. Yani ben buradan bir adımda aşağıya ayağımı koyabiliyordum. Şimdi mümkün değil. Yani bura nasıl bu kadar derinleşti? Aşırı yağdığı gün demek ki. Yığdı buraya. Evet. Yani bunların bir önce temizlenmesi lazım. Evet. Diyor mu Hasan, onları temizleyecek. Artık bir metrelik mi yapar? Ne yapar? Traktörü yükleyip götürecek. Dönüş çok güzel temizlenmişti. Şimdi ağaçlar inince ora bayağı bir daraldı. Diyorum ya, yani bahçeyi tam temizledim diyorsun, sonra bir işlem yapılıyor. Haydi baştan başla. O kütük parçalarını bu tarafa at. Akşam oldu Alankıyı'da. Alankıyı'da akşamın olması ne güzel. Evet, o kadar soğuk yok. Hava güzel. Hakikaten ha, yumuşadı. Yumuşadı ya hava. Biz alıştık. Yok. Rüzgar gitti, rüzgar yok şu an. Ha, doğru. Ama yine de hava karardı. Artık evet. Evimize girelim. Yemeğimizi yapalım. Herkese iyi akşamlar. Size iyi akşamlar. İzmir Bayındır, Alankıyı'dan. Yarın
Yarın. Yarın neyse. Büyük gün. Söylemeyelim. Hadi görüşürüz. Hadi. Allah'ım şunların güzelliğine bak. Al sen bunu içeri, ben şunları bir yoğuru vereyim. Hadi yoğurayım. Hadi biraz yoğurayım. Hadi yat da seveyim seni. Yat yat. İşte böyle. İşte böyle. Allah. Allah kocaman olmuş benim oğlucum ya. Kocaman mı oldun sen?